Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün gül tatlısı yapacağım. Şerbetini birebir ölçü yapacağım arkadaşlar. 3 bardak suyu, 3 bardak şeker kullanacağım. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynatacağım ve içerisine 1 dilim limon ekleyeceğim ki şekerlenmemesi için. Şimdi şerbetini yapmaya başlayalım. Şekerimi aldım. Üzerine 3 bardak su ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Kaynamaya alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şerbetim kaynadı. Şöyle limonumu içerisinden çıkartıyorum. Ve şerbetimi böyle bir cam kabın içerisine alacağım. Sıcağa dayanıklı bir kabın içerisine. Ve şimdi soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet, şerbetim hazır arkadaşlar. Şimdi gül tatlılarımızı yapmaya başlayalım. Malzemeleri ilk önce sayayım. 1 çay bardağı yoğurdum var arkadaşlar. 1 çay bardağı irmiğim var. Yarım çay bardağı ise sıvı yağım var. 1 yemek kaşığı sirkem var. 1 tane yumurtam, kabartma tuzu ve şekerli vanilyam var arkadaşlar. 3 bardak unum var ama yeterli olmazsa un ilave edeceğim. Ona göre size de söylerim. Şöyle yarım bardaktan biraz fazla, yani 125 gram margarinim var arkadaşlar. Ben margarinimi erittim ve böyle yarım bardaktan biraz fazla oldu. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben bu tatlı için margarin kullanacağım. Şimdi yoğurmaya başlayalım. Şimdi margarinimi ekliyorum arkadaşlar. Bir çay, yarım çay bardağı sıvı yağ. Şöyle bir çay bardağı yoğurdum var dediğim gibi. İrmiğim. Bir adet yumurtam var. Şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle şekerli vanilyamı ilave ediyorum. Şimdi kabartma tozunu ekleyeceğim arkadaşlar. Üzerine ise sirkemi ilave ediyorum. Şöyle yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Şimdi yoğurabilirim. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Şöyle göstereceğim. Yumuşak bir hamur. Yani şöyle yumuşak kıvamda bir hamur elde ediyoruz. Ben 3 su bardağı un koydum. Siz de gördünüz zaten. Yeterli olmadı. Birazcık daha un ekledim. Yani 1 bardak almıştım yanıma. Şöyle yarım bardak kaldı. Yani 3,5 su bardağı un eklemiş oldum. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Yağlı kağıt serdim arkadaşlar. Şöyle hamurum da burada. 1 adet de bıçak aldım yanıma. Şöyle de 1 çay bardağı aldım. Şimdi yapmaya başlıyoruz. İlk önce şöyle hamurumdan bir parça alacağım. Yağlı bir hamur. Üzerine ekstra başka bir yağlı kağıt seriyorum. Ve merdanemle açıyorum. Dışarıdan gelen sesler için kusura bakmayın. Bizim oda yasak, çok dinlenilmiyor. Çoluk çocuk hep dışarıda. Evet, şöyle açtım.
yağ kağıdımı kaldırıyorum. Kalınlığı benim için yeterli. Şöyle çay bardağımla kesiyorum arkadaşlar. Şöyle toplayacağım geri kalan hamurları. Benim çok az bir fındığım var arkadaşlar. Bunu da şimdi yanıma aldım. Şöyle 3 tanesini üst üste koyuyorum. Şöyle bastırıyorum biraz. Ve sarıyorum. Şöyle biliyormuşsunuz. Şöyle 3 tanesini koydum arkadaşlar. Şöyle bastırdım. Şimdi şöyle sarıyorum. Bir bıçak yardımıyla kesiyorum arkadaşlar. Şöyle kenarlarını hafif açacağım. Şekli güzel olsun diye. Ve bir adet de fındık batırıyorum. Şöyle göstereyim. Ve çok güzel oldu. Daha yapalım. Şöyle şu kısımlarını biraz iyi bastırmanız gerekiyor arkadaşlar. Sarıyoruz. Ortadan ikiye kestik. Şöyle fındıkları şöyle bastırıyoruz. Öyle oldu. E şimdi hepsini bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, benim gül tatlılarım hazır. Bu şekilde oldu. Şimdi fırına vereceğim arkadaşlar. 180 derecede üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, benim gül tatlılarım pişti. Bu şekilde oldu. Ben bir borcama aldım, yüksek bir borcama. Şerbet dökeceğim için daha iyi olur diye bu şekilde yaptım. 10 dakika geçti fırından çıkarttılar arkadaşlar. Bir 10 dakika ılımaya bıraktım. Soğuk şerbeti şimdi üzerine döküyorum. Evet, bütün şerbeti döktüm. 2 saat boyunca şerbetini çekmeye bırakıyorum arkadaşlar. Şerbeti çektikten sonra size ne kadar çekmiş ya da hepsini mi çekmiş, o aşamaları size göstereceğim inşallah. Evet, şimdi şerbeti çekmeye bırakalım. Evet arkadaşlar, tatlım bu şekilde oldu. Tadına da baktım. Gerçekten çok güzel oldu. Şerbetin tamamını çekmedi. Ama tadı, kıvamı yerinde olmuş. Denemenizi tavsiye ederim. Yani baklava kadar zor değil. Çok pratik, çok kolay bir tatlı. Videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.